Merhaba arkadaşlar, haşhaşlı büzme çörek yapacağız bugün. Bir su bardağı ılık sütümüz var, bir su bardağı ılık suyumuz var. Bir paket yaş mayamızı ılık süt ve suyumuzun içerisine alalım, ufalayalım. Maya eriyene kadar iyice karıştıralım. Bir yemek kaşığı tereyağımız var, onu da ekleyelim. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Bir yumurtanın beyazını içine, sarısını üstüne ayıralım. Bir tatlı kaşığı tuz, 3 tatlı kaşığı toz şeker ekleyelim. İyice elimizle bir karıştıralım. 6 su bardağı unumuzu ekleyerek oldukça yumuşak bir hamur yoğuralım. Unumuzun kalitesine göre un miktarımız değişebilir. Ona dikkat edelim. Üstünü örterek 45 dakika kadar dinlendirelim. İç harcı için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı haşhaşımızı kabın içerisine alıp iyice karıştıralım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Şeker sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama çok daha lezzetli oluyor bu şekilde yapınca. Evet, harcımız hazır. Bir kenara alalım. Mayalanmış olan hamurumuzu içinin havasını çıkarmak için ortaya doğru toplayalım. Tezgahımıza un sererek 8 eşit parçaya bölelim. Düzgün bezeler haline getirelim. Hepsini aynı işlemi yaptıktan sonra şu büyüklükte açalım hepsini. Bir kenara alalım. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açıp yan tarafta bekletelim. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım yine her zamanki gibi. Oradan bakabilirsiniz. Evet, bezelerimizin hepsini bitirdik. İç harcımızdan ilk yufkamızı alalım ve üzerine her yerine eşit miktarda gelecek şekilde serelim. İsterseniz ceviz, öğütülmüş ceviz ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ben biraz ekledim, daha lezzetli oluyor bu şekilde. Bütün yufkalarımızın üzerine bu şekilde harç sürerek, ceviz serperek 8 tane bezemizi bu şekilde bitirelim. Ve elimizle açabildiğimiz kadar açalım, oklava kullanmadan bu aşamada. Ben mantı keseceğiyle kestim. Yalnız bıçakla kesebilirsiniz. Bu şekilde şeritler halinde keselim. Açmış olduğumuz hamurumuzu. Ve tepsimize büzerek tepsimiz dolana kadar bu işlemi gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay, pratik, inanılmaz lezzetli oluyor. Hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Evet, bu şekilde 40 santimlik bir tepsimiz vardı. Doldurduk onu. 1-2 tane de arttı. Bayağı bereketli oluyor. Yumurta sarımızın üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra her yerine sürüyoruz. Daha mayalanmadan hemen fırına bırakıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. 180 derecede üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel pişti.
Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.